Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim manşetlerin dilini sunar. Evet, Akit TV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvah, dün program yapamadık. AK Parti'nin büyük kongresi vardı. Birazdan ona da geçeceğiz, konuşacağız. Ama onun öncesinde rahmetle anacağımız, minnetle anacağımız, bu milletin bağrından çıkmış bir isimden bahsedeceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu, şehadetinin 12. seneyi devriyesi, FETÖ tarafından katledilişini, şehit edilişini diyelim, 12. seneyi devriyesi de rahmetle anıyoruz. Akit'te de yer bulmuş bu yoğun gündeme rağmen, olmazsa olmazımız Muhsin Başkanı, Büyük Birlik Partisi'nin efsanevi lideri, Alperenlerin efsanevi lideri, namlusu millete çevrilmiş tanka selam duramam diyerek 28 Şubat döneminde de tavrını açıkça ortaya koymuş milletin yiğit bir adamını minnet ve rahmetle anıyoruz diyelim. 28 Şubat sürecinde iktidarda olmayıp, muhalefette olup, yani bakanlık koltuğuna oturmayıp da o Erbakan Hoca'ya iktidarını destekleyen tek isim. Onun dışındaki liderler Mesut Yılmaz olsun, Bülent Ecevit olsun, Deniz Baykal olsun, hatta Alparslan Türkeş olsun, MHP adına Erbakan Hoca'yı ziyaret edip de MGK'da bize böyle böyle 18 maddelik bir bildiri hazırlanmış ve buna da kararlar hazırlanmış. Bu kararlara da iktidarın, başbakanın imza atması isteniyor. Ne diyorsunuz denildiği zaman o muhalefet liderlerinin hepsi sizin kendi iç işiniz, devletin işleyişi bu. Dolayısıyla biz karışmayız demişlerdi. Ama sadece Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli, ben demokrasiden yanayım, siyasi iktidardan yanayım, seçilmiş insanlardan yanayım. Dolayısıyla atanmış kişilerin bu şekildeki dayatmasına eyvallah edemem, ben sizin arkanızdayım diye o tarihte açıkça desteğini ilan etmişti. Sonrasında da tabii hatırlıyoruz, Türkiye Suriye olmaz diye açıklamıştı. İran'da olmaz ama Suriye'de olmaz. İran'dan neyi kastediyordu? İran'da işte bir seçilmiş değil de kendini velayeti fakih diye tanıtan kişilerin kendiliklerinden kerameti kendinden menkul diyebileceğimiz noktada ülkeyi yönetmesi veyahut da Suriye'de yani de rejimi dedikleri, molla denildi. İçerisinde. Molla biraz ben alınganlık gösteriyorum. Evet. Onun için molla demiyorum. Ama sonuçta seçimle değil de daha aslında çok seçimden ziyade. Bakın mesela FETÖ'nün de en büyük zararı. Biz imam ifadesini, yani yol gösteren, önümüzde duran, saygı duyduğumuz bir ifade olarak kullanırken FETÖ ne kadar tahrip ediyor, içini boşaltıyor ki imam ifadesi adeta şu an dönülüp bakıldığında FETÖ'nün örgütteki abisi tepe noktası olarak algılanıyor. Molla ifadesi de aynen dediğiniz gibi mesela Cumhuriyet'te molla rejimi diye veriliyor. Yani FETÖ'nün imam kavramının nasıl içini boşalttığı veya zarar verdiği, FETÖ kullanılan bir örgüt. Onun üzerinde bir CIA var. O CIA diyor ki FETÖ şuraya gelsin, buraya gelsin. Konu mankeni gibi onu oynatıyor. FETÖ'cüler de ne büyük adamlarmışız biz vesaire diyor. Ama sonunda bir taşı çekiyorsunuz. Ondan sonra yıkılan duvarın altında imam kavramı, İslam kavramı, namaz kavramı vesaire vesaire bütün değerlerimiz kalmış oluyor. Dolayısıyla yeni yeni icat olacak olan örgütlere de belki veya gruplara, cemaatlere de bir nevi ders olmasını arzu ederim. İran olmaz demişti Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye için. İran gibi olmaz. Suriye gibi de olmaz demişti. Suriye'de de %10'luk bir
azınlıkta kalan Nusayri veyahut da oradaki etkin mezhep olarak Alevi diyebileceğimiz, Türkiye'deki Alevilerin karşılığı olabilecek, o şekilde anlamlandırabileceğimiz bir azınlıkta kalan mezhep %80'i yönetmesi şeklindeki bir rejimi de biz kabul etmeyiz demiştik ki o tarihlerde Akit gazetesinde Yaşar Kaplan abi günlük köşe yazıları yazıyordu. Yaşar Kaplan'ın da Genelkurmay'dan bazı duyumlarla Genelkurmay katında bazı kişilerin Suriye benzeri bir yapılanma içinde olduğuna dair duyumlarını Erbakan'ın köşe yazısı olarak Seşarı. Rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Refah Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Erbakan'ın müsteşarı 28 Şubat akşamı Akit TV'de yayındaydı burada. Kendilerine, Doğan Bey, kendilerine dönemin MİT müsteşarlığının imzasıyla bir rapor geldiğini, silahlı kuvvetlerin %17'sinin Suriye'deki Baas benzeri bir yapılanmanın komuta kademesi, yani şeyde silahlı kuvvetler subay kademesinin %17'sinin Baas benzeri bir yapılanmaya dahil olduğunu ve ülkeyi bu şekilde, bu istikamete sürüklemek istediğini söylüyordu. Biz bunu Karadayı'ya verdik, gerekeni yap dedik, ne sonrasında o raporu gördük, ne de gereken yapıldı diyor. Evet, o iddialar vardı. Yaşar Kaplan abi de onu dillendirdiği için tutuklanmıştı o tarihte. Bugünkü efendim o özgürlük havarilerine ithaf edelim. Bir gazeteci köşe yazısından dolayı Genelkurmay Askeri Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Hatta ve hatta o tarihlerde gazetedeki yazarla birlikte sorumlu yazı işleri müdürü de otomatikmen müteselsilen ceza hukuku anlamında da sorumluluğu vardı. Ve Yaşar Kaplan tutuklu, saçları 3 numaraya vurulmuş, sakalları kesilmiş, Genelkurmay askeri cezaevinde tutuluyor. Söylediği sadece ve sadece Genelkurmay içerisinde bir yapılanma var mı? Sadece bu iddiayı gündeme getirdiği için sorumlu müdürümüz de o tutuklu olarak Yaşar Kaplan'ın yargılandığı mahkemede ikinci sanık olarak, ama o kendisi tutuksuz sanık olarak katılacak, Genelkurmay'a gitmişti. Askeri mahkemenin dış kapısında duruşmaya katılmak üzere kimliğini gösterip girmek istiyor. Yok, burada Akit yazıyor. Biz Akit gazetesi mensuplarını askeri alanlara almıyoruz. o tarihteki akredite uygulama. Sanığı olduğu davaya, evet, Akit gazetesini almıyoruz diye sanık alınmıyor. Evet, sanığı yani sokmadı. O kapıdaki yüzbaşı görevlendirmişler tabii. Önemli bir duruşma var. Tutuklu bir gazeteci var diyerekten. Kapıya da bir yüzbaşıyı da görevlendirmişler. Onun kontrolünde biz seni alamayız çünkü Akit gazetesi mensubusun diyerekten dışarıda bırakıyorlar. Daha sonra o kız, sorumlu müdürümüz, madem almıyorsunuz peki ben de döneyim diyor. O sırada içeride duruşma başlıyor ve duruşmadaki kişilere de intikal ettiriliyor böyle bir durum. Sorumlu müdürü içeri almıyorlar halbuki sanık diyerekten. Ve içeride askeri mahkemenin başkanı, aman olur mu, o da bize lazım, mutlaka yargılamamız lazım, yargılamamız sekteye uğrar o gelmezse diye kapıya talimat veriyor. Kapıda bakıyorlar, sorumlu müdür gitmiş, almıyorsunuz diyerekten zar zor yoldan kendisine ulaşılıyor ve geri dön. Böyle garipliklerin yaşandığı bir Türkiye'de Muhsin Yazıcıoğlu aslanlar gibi çıkıp, ki kendisi 1980 yılındaki o darbede cezaevine girmiş, işkenceden geçirilmiş bir kişi. Tabii. Dolayısıyla işkenceden geçirilen insanların böyle zor günlerde, darbemsi günlerde biraz daha çekingen olduklarını genel olarak biz biliyoruz. Fakat o yiğitçe ortaya çıkıp, o biraz önce sizin de belirttiğiniz namlusunu millete çevirmiş, tanka selam durmam diyen bir avuç insanın içerisindeydi. Bir diğeri de rahmetli Hasan Celal Güzel'di. Dolayısıyla her ikisini de rahmetle anmış olalım. Günümüze dönüp baktığımızda bakın mesela şeyde Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki eğer böyle bir şey olursa dedi, hani darbeden bahsediyorsun, o tankın önünde evvela ben dururum dedi. 15 Temmuz gecesi indi o havalimanına. Sonra ne olduysa bir yere telefon açıldı. O tanklar
gerisin geriye çekildi. Sayın Kılıçdaroğlu gitti Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine. Panjurları kapattılar. Terliklerini giydiler. Koltuğun karşısına geçtiler. Televizyon ekranından darbeyi izlediler. Evet, işte bir Muhsin Yazıcıoğlu, bir de Kemal Kılıçdaroğlu. Muhsin Yazıcıoğlu kendisine görev düştüğünde ben Erbakan Hoca'nın başbakanlığındaki seçilmiş hükümetten yanayım diyor. O darbeci generallere de tavrını net olarak göstermiş oluyor. Hiç öyle lafı eğip bükmüyor ki onun karşısında Mesut Yılmaz, demokrat geçinen bir siyasi parti lideri. Onun yanında çok demokrasi havarisi gösterilen Bülent Ecevit. Biraz ulusalcı ama darbelere karşı gibi görüntü veren Deniz Baykal. Evet. Milliyetçi çizgide Alparslan Türkeş. Bunların hepsi kusura bakmayın kardeşim sizin kendi işiniz. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olarak tabii. Olsun yani doğrudan EYTP'de ilk karşı çıkması gereken. Gereken kişi Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, bu saydıklarım siyasi parti liderleri ve Erbakan'la Tansu Çiller'i o tarihte bu siyasi parti liderleri yalnız bırakmışken sadece Muhsin Yazıcıoğlu o darbenin ayak seslerinin geldiği günlerde ben seçilmiş hükümetten yanayım demiş. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmış? Muhsin Yazıcıoğlu'nun rolüne girmek için daha henüz darbenin ayak sesleri gelmediği günlerde eğer bir tank sokağa çıkacak olursa ilk önce ben önüne geçerim o tankın demiş. Ama tanklar gerçekten sokağa çıktığı gün bu milletin çocukları o tankın altına yatmış, önüne geçmiş o tankları durdurmak için, tankın paletlerinin arasına takozlar yerleştirmiş bu milletin evlatları. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmış? Ortalıktan toz olmuş. Bir notu daha ekleyeyim. Orada da bir hakkı teslim etmek lazım aslında. Hala aşağıda vardır. Arayıp bulmak lazım tabii benim arşivde. MGK için hazırlanan bir ön raporda rahmetli Alparslan Türkeş'ten bahsediliyor. Kimin hazırladığını bilmiyoruz ama muhtemelen MGK hazırlamış. O dönem genel sekreterliği diyor ki Türkeş de Erbakan yanlısı ama bunu dillendirmek istemiyor. Askerin bir darbe yapmasını Erbakan'ın gitmesinden daha tehlikeli görüyor. Yani askerin darbe yapmasının daha büyük bir kayıp olacağını düşünerek Erbakan'ın gitmesini daha şey buluyor diye askerlere rapor, yani o dönemin 28 Şubat ekibine rapor hazırlandı. O tarihler için Süleyman Demirel için de benzer şeyler söyleniyor. Aslında Erbakan'a herhangi bir şekilde karşıtlığı, düşmanlığı yoktur Süleyman Demirel'in. Ama işte asker gelebilir korkusuyla daha kötü şeyler olabilir. Gerçekten darbe olabilir düşüncesiyle Erbakan Hoca'nın gitmesinden yana tavır almıştı. Mesela ama diye Mesut Yılmaz izahatlar yapılıyor. Bizzati, Mesut Yılmaz için de aynı şeyler söyleniyor. Ama Mesut Yılmaz için de Çevik Bir'le birlikte bir dış seyahate gittiği zaman gazetecilere kısık sesle şunlar istiyor vesaire deyip kimler istiyor o baskıyı, halka yönelik baskıyı, örneğin imam hatiplerin orta kısmının kapatılmasını veya başörtü yasağının sürmesini kısık sesle söyledikten sonra dillendiremiyor. Gazeteciler soruyor, somutlaştır bunu diye böyle gösteriyor, omuzunu gösteriyor. Şimdi herkes için güzel şeyler de anlatılıyor. Ben kimseye kalbini yarıp da kalbinde ne var ne yok, beynini yarıp da beyninde ne vardı diyebilecek durumda değilim. Türkeş'in sevdalıları da çıkıp bakın şu sebeple rahmetli Alparslan Türkeş, şu sebeple Erbakan kendisini ziyaret ettiği zaman kendisine destek verememişti diyebilirler. Süleyman Demirel'in sevdalıları, Yeni Asyacılar, şunlar bunlar diyebilirler ki o tarihte asker korkusundan dolayı böyle yapmıştı. Ama sonrasında kendi çizelgesi çerçevesinde, yol haritası çerçevesinde Mesut Yılmaz'a hükümet kurdurdu. Ondan sonra da imam hatiplerin orta kısmını kapattı. O zaman ne oldu da gene eyvallah edildi? Yani gene mi darbeden korkuyordu? Vesaire vesaire. Bunları izah etsinler. Ben bir şey diyemem ama ben tabloyu koymuş olayım. O tablonun üzerinden herkes tartışmasını yapmış olsun. Dışarıdan bakıldığı zaman Muhsin Yazıcıoğlu her şeye rağmen biz buradayız kardeşim diyor.
darbecilere karşı hep birlikte. Benim bakanlık koltuğum falan filan yok. Altımdan kayacak olan bir koltuk vesaire yok. Ben sadece burada milletvekiliyim. Milletvekili olmamı da Sivas'taki seçmenlerime borçluyum diyor. Ya da diyor. Şöyle olabilirdi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu eğer destek vermiş olsaydı belki bir bakanlık, belki hükümet ortaklığı alabilirdi. Yani şeye, öbür tarafa zaten yani öyle bir tablo içindeydi ki rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu zaten o meşru hükümete desteğini çekmiş olsa Haziran ayında değil Şubat ayında gidebilecek bir hükümet söz konusuydu. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu hükümetin yanında yer aldığı için zaten bu sefer o ayak oyunlarıyla, para teklifleriyle, tehditlerle, şantajlarla Doğru Yol Partili milletvekilleri istifa ettirildi. Hatta milletvekillerini bırakın, partilerinden istifa ettirilenleri, bakanlık koltuğunda oturanlar bile bakanlık koltuğundan ayrılıp arkasından da Doğru Yol Partisi'nden istifa edip kimi ana vatana geçti. Kimisi de işte o Demokrat Türkiye Partisi diye Hüsamettin Cindoruk'un bir seçimlik, bir dönemlik olarak kurduğu o dandik, suni partiye geçtiler. Nerede o parti şimdi? Türkiye'yi kurtaracaktı. Doğru Yol Partisi'nden ayrılan milletvekilleri, bakanlık koltuğundan ayrılan bakanlar burada Demokrat bilmem ne partisinde diye allayıp pulladıkları o parti ne? Nerede? O isimler nerede? Tarihin çöplüğüne gittiler. Hepsini de insanlarımız şu an itibariyle Erbakan Hoca'ya yaptıkları ihanet sebebiyle bir anlamda lanetle anıyorlar diyebilirim. Çünkü yaptıkları iş darbecilere destek çıkmaktı. Meşru olarak iş başına gelmiş Erbakan Hoca'nın görevden uzaklaştırılması için darbecilerle kol kola girmişlerdi. Bu açıdan da ben Muhsin Yazıcıoğlu'nu tekrar Allah'tan rahmet dileyerek anmak istiyorum. Evet, şimdi reklama gidelim. Reklamdan döndükten sonra AK Parti'nin büyük kongresini konuşacağız. Hedef 2023, vizyon 2053 diyeceğiz. Ne getirmiş, ne götürmüş onu masaya yatıracağız. Emin Evim'in sunduğu Manşetlerin Dili devam ediyor. Evet, geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç kesmeden, kopmadan inşallah. Akit'in manşeti, hedef 2023, vizyon 2053. AK Parti 7. Olağan Kongresini yaptı. Türkiye için büyük güven ve istikrar sloganıyla düzenlenen kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa İstanbul Sözleşmesi'ne girdi mi? Birçok bazı gazetelerde girmediğini söylüyordu ama İstanbul konuşma metninde varmış, okumamış diye belirtiliyordu. Uzun tabii. Orada onların algı operasyonuna da biz de hizmet etmeyelim. Yani upuzun bir konuşma metni. Oradaki durum vaziyete göre de Sayın Cumhurbaşkanı bakıyor. Ya konuşma uzun sürdüyse, diyelim ki alkış uzun sürdüyse bu sefer konuşma metninizi biraz kısaltmak zorundasınız. Eğer alkış az ise daha çok yani, vaktiniz var demektir vesaire. Söylüyor da ya da bir gün hangi gazete söyledi hatırlamıyorum. Biri söylüyordu bugün ama o zaman hani İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıldığını söylemekten mi utanıyor Cumhurbaşkanı? Zaten Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararname kaldırmış. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çekilmiş. Eğer hani bir çekincesi olsaydı Cuma günü yapmazdı da 4 gün sonra yani kongre tombaladan sonra çıkmadı yani. Bunu aynen. Cumhur İttifakı ile yürüyeceğiz demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz demiş. Satır başlarını söylüyorum. Bölgemizi huzur adasına çevireceğiz. Altın ve döviz yatırıma dönüştürün demiş. Altın ve dövizinizi yatırımcılar bize güvensin demiş. Tezgahları bir bir bozuyoruz. Terörü hezimete uğrattık. Yeni anayasayı da bu millete hazırlayıp sunacağız demiş. Kadın haklarının da kağıtlarda değil vicdanlarda arayın diye ifade etmiş. Evet, AK Parti yine bir kongresini yaptı. O kongrede yine tek isim olarak, tek aday olarak çıktı Tayyip Erdoğan ve seçildi. Bakıyorsunuz muhalefet partilerine. Muhalefet partilerinde kişiler icranın başında değiller. Herhangi bir faaliyetleri yok. Buna rağmen sen iyi yapamadın, ben geleceğim diye 2 tane, 3 tane, 4 tane adaylar çıkıyor, rakipler çıkıyor. CHP olsun, diğer partiler de olsun. Ama onu demokrasiye bağlıyorlar.
diyorlar. Demokrasi ama bir de bu yönü de var bu olayın. Yani bu tarafta bakıyorsunuz Tayyip Erdoğan, evet, ikinci bir ismin çıkmamış olması, diyebilirsiniz ki ya ikinci bir adam yok, hazırlayacağınız bir adam yok diye bir eleştiri getirebilirsiniz. Bir başka açıdan da baktığınız zaman belki tabulaştırma anlamında söylemiyorum bunu ama seçilmiş olan kişi o kadar güzel işleri yönetiyor ki ikinci bir kişi ben ondan daha iyisini yapamam kardeşim, gereksiz yere o ismi indirip de benim gelmiş olmam bu ülkeye zaman kaybettirir düşüncesiyle aday olmak bile istemiyor da diyebilirsiniz. Ben önemli olan muhalefet partisindeki isimlerin 2010'da CHP'nin genel başkanlığına oturmuş olan bir ismin bu kadar seçim kaybetmesine rağmen, bu kadar kendisine rakipler çıkmış olmasına rağmen, sarı güllerinden başlayın işte en son Muharrem İnceleri'ne kadar ne isimler rakip olarak çıktı. Emine Ülker Tarhanlardan vesaire vesaire vesaire. Ama sonuç itibariyle adam icranın başında değil. Herhangi bir faaliyeti yok. Faaliyeti olmadığı halde sen muhalefeti bile beceremiyorsun diyerekten kendi partisinin içinden isimler çıkıyor. O isimler de genel başkanlığa seçilemiyorlar. Belki o açıdan seçilememesi açısından Tayyip Erdoğan'ın rakibi oluyor mu olmuyor mu tartışmasını yapabiliriz. Şöyle ki kardeşim demokrasi varsa rakip çıkıyor. Peki rakiplerinde haklı eleştirileri varsa seçilmesi lazım. Seçilebiliyor mu CHP'de? Seçilemiyor. Şimdi sorun şu. Parti içerisinde iktidarı hiç kaptırmıyorlar. Ama ülke içerisindeki iktidar hiç olamıyorlar. Evet. Adayı bile olamıyorlar. Evet. Bakın CHP Genel Başkanı'nın çok en tabii eşyanın tabiatı gereği. CHP Genel Başkanı'nın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gerekmez mi mantıken? Tabii, yani en büyük otomatikman ya, ülkeyi yöneteceğim diyorsun sen, sadece Abdullah CHP'yi yöneteceğim demiyorsun ki. İstiyor. Evet. Ali Babacan'ı bile 2007'de sadece eşi başörtülü diye Cumhurbaşkanına aday bile olamazsın dedikleri Abdullah Gül'ü geliyorlar 2018'de bizim Cumhurbaşkanı adayımız olabilir diyorlar. Siyasete girse yüzde kaç ay olur, oy alır? Geçen sene, önceki sene bir anket vardı seçim döneminde. %1.2 oy alır deniyordu ki bana göre o da abartı. %1.2 alması, ki hadi varsayalım ki doğru %1.2. %24 oy alan partinin genel başkanı aday olmuyor. %1.2 oy alan, oy alacak olan, daha partisi bile olmayan adamı aday yapmaya çalışıyor. Evet, maalesef çelişkiler yumağı. Ben AK Parti'de şu isim gitmiş, bu isim gelmiş çok fazla da önemsemiyorum. Sonuçta AK Parti bir ekiple işini götüren bir parti. Daha iki gün önce İstanbul Sözleşmesi'ne o kadar biz eleştirilerimizi yapmıştık, iyi niyetle yapmıştık. O iyi niyetle yaptığımız eleştirilerin karşılığında da Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, evet burada bazı yanlışlıklar var, kadına şiddeti önlemeye devam etmemiz lazım. Bu konudaki hassasiyetimizi sürdürmemiz lazım. Ama burada da yok toplumsal cinsiyet yönelimdi bilmem neydi vesaire adı altında aileyi yıpratıcı, Türk toplumunun örf adetlerine aykırı bazı kavramlar geliştirilmeye çalışılıyor. Biz bu oyunlara, bu politikalara alet olmayız diyerek o sözleşmeden geri dönmüş oldu. O sözleşmeden geri dönmeyle birlikte de bakın bütün taşlar siyasette yerinden oynamış oldu. AK Parti'nin en fazla eleştiri aldığı ve bizim de katıldığımız İstanbul Sözleşmesi konusunda Saadet Partisi'nin ciddi bir söylemi vardı. Şimdi Saadet Partisi adeta oyuncağı elinden alınmış birisine döndü. Bakıyorsunuz birinci sayfasına Milli Gazete'nin bambaşka konulardan bahsediyor. Bir teşekkür edeceksiniz ya. Diyeceksiniz ki 2011'de nasıl yanlış yaptıysanız, o tarihte yaptığınız yanlış için biz defalarca manşetimizden nasıl sizi eleştirdiysek Tayyip Erdoğan, şimdi de doğru ya da doğru. Şimdi de 2018'de bizim ittifak ettiğimiz CHP şu an ölümüne biz o sözleşmeyi geri getireceğiz diye haykırmasına rağmen siz yiğitlik gösterdiniz. Türk toplumunun örf adetlerine sahip çıktınız. Şey teşekkür ederiz demesi bir gerekirdi. Bir şey daha var. Şimdi diyor ki biz Ehvenişer'i seçiyoruz. Şeyin en büyüğü budur.
Günahın en büyüğü AK Parti. Vebalin büyüğü, Hadi Mustafa Kemal Ak. Tam Mustafa Kemal Ak. Saadet Parti'nin eski genel başkanı. Vebalin büyüğü AK Parti'dedir diyor. Asla AK Parti ile ittifak yapmayacağız diyor. İttifak yapıp başa getirmeye çalıştıkları partinin genel başkanı da diyor ki geri geldiğimizde ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni getirmek. Milli Gazete'de diyor ki İstanbul Sözleşmesi ne menen bir şey olduğunu anlatıyor. Kaldırılması çok iyi oldu, biz kaldırttık diyor. E şimdi devirip devirmeye çalıştığınız, işbirliği yaptığınız, ehvenişer gördüğünüz, büyüğü budur vebalin dediğiniz adamlar o sözleşmeyi kaldırmışlar. Sizin oy verip başa getirmeye çalıştığınız adam da ben o sözleşmeyi geri getireceğim diyor. Evet, çelişkiler yumağında Milli Gazete'de öyle dolaşıp duruyor. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nde AK Parti Kongresi ile ilgili o değerlendirmelerden iki haber başlığı vermek istiyorum. Genelde iç sayfada vermişler bunları. Bir tanesi Şeyh Said'in torunu da MKYK'de diyorlar. Diğeri de Atatürk'ün adını almadı. İşte bakış açıları, bazı kişileri nasıl tabulaştırdıklarını, ilahlaştırdıklarını göstermesi açısından Cumhuriyet kafasının, sol kafanın, CHP kafasının nasıl Atatürk'ü anmadı. Hadi bakalım başlayın bir kavgaya. Atatürk hutbede olması lazım. Atatürk spor salonunda olması lazım. Atatürk'ün ismi havalimanlarında olması lazım. Atatürk'ün ismi Türkiye genelinde 28 statta verilmiş. Efendim yeni yapılan statlara, eski statlar yıkılıp da yenileri yapılırken artık Atatürk'ün adı verin. Allah! Ne hikayeler. Ya kongrede, bir partinin kongresinde Atatürk'ün aleyhine bir şey söylenmiş mi? Söylenmemiş. Sırf Atatürk'ün adını anmadın diye de bir dayatma siz nasıl yaparsınız ya? O zaman ben de kalkayım diyeyim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde İslam'ın adı anılmadı. Hazreti Peygamber'in adı anılmadı. Hiç, veyahut da dini bir kavrama hiç referans verilmedi. Bey, küfretmediklerine şükrediyoruz biz. Yani sonuç itibariyle olması gereken nedir? Ya kardeşim haksız bir saldırı yapılmasın. Biz herkes kendi fikri çerçevesinde bir parti oluşturuyor zaten. O partiye insanlar oy veriyorlarsa o parti iktidara geliyor. Kendileri AK Parti iktidarında hala diyorlar ki Cumhuriyet Gazetesi hala bakın PKK'ya destek çıkıyor. Şeyh Said'in torunu MKYK'de diyerekten eleştiride bulunuyor. Şu Cumhuriyet ne olur? Gazetesi. Verin arkadaşlar birinci sayfasını verin evet. Cumhuriyet'in. Bakın burada Mustafa Kemal'in fotoğrafını da görüyorum ben gayet de. Büyük, yetmez. Yetmez. Yani ben kısmen tabii tamamını bütünüyle izleyemedim ama başlangıçta Gazi Mustafa Kemal'in ve savaştaki yararlık gösteren diğer silah arkadaşlarının hatırasına diye saygı duruşuyla başlanıldı. E onu da görmezden geliyor. Ne diyor? Atatürk'ün adını anmadı. Şimdi kavgamız bu olacak demek ki. Bir de kendileri Cumhuriyet Gazetesi olarak PKK'ya destek çıkarken... Şeyh Said, ben asıl odaklanılması... Şeyh Said'i ne diye nitelendiriyorlar? Vatan haini diye nitelendiriyorlar tırnak içerisinde bu kafa. Şeyh Said neyi istiyor diyorlar? Türkiye'den bir parça toprak koparıp tırnak içerisinde Kürdistan kurmak istiyor diyorlar. Böyle diyorlar. Onların iddiası. İddiası o. Hatta, en ağır iddiası bakın, hatta onlarla işbirliği içerisindeki bazı İslami kesim mensubuymuş gibi görünenler de biraz daha yumuşatıp İslami bir Kürt devleti kurmak istiyor diyorlar Şeyh Said için. Dönün bugün HDP'yi ve PKK'nın savunduğu çizgiye. Türkiye'nin bir kısmını Türkiye'den koparıp bir Kürdistan kurmak istiyorlar. Ve İslami bir Kürdistan da kurmak istemiyorlar. Başka bir Kürdistan kurmak istiyorlar. Amerika'nın oyuncağı tamam, olacak. Fark ne? Yani fark şu, dünkü geçti, bugünkü onlarla işbirliği yapıp Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor. Erdoğan'ı devirecekse Şeyh Said'in torunu da bugün emin olun Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitse, dese ki Allah kahretmesin bunları, memleketi şöyle yaptılar, böyle yaptılar, biz el birliğiyle bunları yıkacağız dese,
CHP MKYK'sına girer. Hatta genel başkan yardımcısı olur. Evet, Şeyh Said'in hareketinin acaba gerçekten Türkiye'den ayrılarak farklı bir devlet kurulması mıdır? O iftirayı bir kenarda tutalım. Ben demiyorum, kendilerinin şeyi olduğunu. Onların iddiaları, onların iftiraları o. Biz onu kabul etmiyoruz. Ama ve lakin baktığınız, tarihi sürece de baktığınız zaman PKK ile onların açısından bakıyorum. Onların iddiaları acaba doğru mu diye baktığımız zaman PKK 40 yıl boyunca elinden silahı bırakmamış. Şeyh Said'in öyle bir 40 yıllık şu bu bir süreci falan söz konusu değil. 2 yıla 3 yıla sıkıştırdıkları bir olayı yanlış çarpıtarak değerlendirerek vay efendim ayrı bir devlet kurmak istiyordu diye bir kafa karışıklığı oluşturuyorlar. Sonuç HDP'liler şu an itibariyle APO'nun heykelini dikeceğiz diyen adamlar Cumhuriyet'in, Cumhuriyet Gazetesi'nin elinin üstünde tutuluyor. Ama sadece ve sadece, sadece ve sadece Şeyh Said'in torunu olduğu için bir Kürt ismi AK Parti'nin MKYK'sına girdi diye başlığa çıkartılabiliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Dolayısıyla bu zihniyeti Cumhuriyet okurları da tanısın, Akit TV'nin izleyicileri de tanısın. Belki değişik görüşten insanlar da varsa izleyicilerimiz arasında onlar da görsünler. Nasıl PKK'ya sahip çıkanlar Gara'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri rehineleri öldürdü diyebilecek kadar alçaklaşan isimlere destek verenler bir görsünler o destek verenlerin şimdi kalkıp da efendim bir Kürt çocuğu sembol bir isim Şeyh Said. O Şeyh Said'in torunları bile kendisini zaten hallettik. Torunları, çocukları, torunlarının çocukları hiçbiri bu ülkede siyaset yapamasın diye Cumhuriyet kafasını nasıl dayatmada bulunduğunu bakın, görün. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aday olduğu dönemde şu Cumhuriyet'teki kafa, Sözcü'deki kafa hep birden şunu söylüyordu. Bu taraftan ya bu ülkücü katili, ülkücülerin idamının isteyen, kişinin oğludur, darbecinin oğludur denildiğinde hepsi şunu söylüyordu. Siz babasının günahlarını tabii oğlundan nasıl sorarsınız? Soramazsınız. Babasının hesabını oğluna nasıl fatura edersiniz? Masumiyet karinesi nerede? Evrensel ilkeler nerede? Söylüyorlardı. Ben de burada çıktım ekranda söyledim. Hatta peşinden de ekledim. Ama oğlu da dedim. Oğlu da babasının günahlarını söylemeli, söylüyorsa, diyorsa ki benim babam böyle yaptı, hata yaptı diyorsa eyvallah dedim. Buna rağmen karşıma çıkan CHP'li konuk dedi ki hayır, bunu bile söylemesine lüzum yok. Sen babasını nasıl babasından dolayı babasını kötülemesini istersin evladının dedi. Bunu biz söyleriz ama o söyleyemez dedi. Dönüyoruz şimdi. Hadi biz hain değil diyoruz ama onlar tırnak içerisinde hain diyorlar. Ya siz babasının günahını tırnak içerisinde onların söylemiyle babasının günahını oğluna nasıl fatura edersiniz? Bu nasıl çağdaşlık? Bu nasıl aydınlık? Ve sonuçta da HDP hakkında şu an kapatma davası var. O kapatma davasının yanlış olduğunu söyleyen Cumhuriyet Gazetesi ya adamlar siyaset yapıyor diyen Cumhuriyet Gazetesi o HDP'li yöneticilerin terör örgütüne hala askerimize polisimize kurşun sıkan terör örgütüne HDP'nin verdiği desteği görmezden gelerek kapatma davası yanlıştır. Onlar da siyaset yapmak durumundadır. Bu haklarıdır. 6,5 milyon, 6 milyon seçmeni ne yapacaksınız diyen hem Cumhuriyet kafası hem de onların peşine kuyruğuna takılan o medyadaki belli isimler geliyorlar. Şeyh Said'in torunu siyaset yapmasın deme HDP'de noktasına geliyorlar. Şu gazetelere bakıp çıkıp bir basın açıklaması niye yapmıyor? Şeyh Said'in ne Cumhuriyeti kınıyoruz desinler. Tabii. Kürt çocuklarına o siyaset yasağı mı getirdiniz de bilmiyoruz demeleri lazım. Nefret söylemi değil mi? Bu saygısızlık değil mi? Bu evrensel ilkelerin çiğnenmesi değil mi? Her konuda konuşuyorlar. HDP'nin de samimiyetsizliği tabii bu. Evet. Şimdi AK Parti MKYK'sına merhum yazarımız Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Bilinci, Şeyh Said'in torunlarından Abdülrahim Fırat, Mart 2020'de İyi Parti'den istifa eden AK Parti'ye geçen Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, Alevi kanaat önderlerinden Metin Tarhan, Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Seval Sıvacıoğlu ve Ayşe Böhürler, Menderes Türel eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı, Bayram Şen Ocak AK Parti İstanbul İl Başkanı'ydı,
ve Şamil Tayyar gibi isimler de yer aldı. Bakın şimdi burada da bazı kesimler şöyle diyorlar. Akit neyse Cumhuriyet'te odur. Akit işte sağ cenahın sivri dilli militanca bir gazetesidir. Cumhuriyet'te odur. Her ikisi de kendi gruplarını bir anlamda manipüle etmek için haberleri çarpıtarak verirler. Buyurun şimdi bakın burada AK Parti yönetimine giren Ermenilerden cemaatinden bir önde gelen bir isim, Alevi kardeşlerimizden bir isim var. Biz de gayet rahatlıkla şöyle diyebilirdik. AK Parti'de Ermeni isim. AK Parti'de Alevi tabii. Kanaat önderi diye bir başlık atılabilirdi. Eğer onlar gibi düşündüğü... Sivri dilli ve böyle tribünlere oynayan, olayları çarpıtan bir bakış açımız varsa, gazetecilik anlayışımız varsa, Cumhuriyet'in yaptığı Şeyh Said'in torunu da MKYK'da şeklindeki başlığın bir benzerini de biz atardık. Derdiler ki o zaman haklı olarak okurlar, izleyiciler ya Akit gazetesi Ermeni cemaatinden bilmem kim AK Parti'de diyor. Cumhuriyet'te bunun tam tersini yapıyor. Cumhuriyet'te diyor ki Şeyh Said'in aslında tam tersi değil de onların söylemine yani Türkçülük anlamında söylemlerinin tersine bir politika olduğu için AK Parti'nin politikası olduğu için Şeyh Said'in torunu şeklinde onlar da başlığa çıkıyor. Hayır. Onlar yapmışlar yapacaklarını. Yani çarpıtmayı onlar yapmışlar. Başlığa çıkartmışlar. Böyle. Ama bizimki bakın hepsini birden vermişiz. Sadece Şeyh Said'in torunu dememişiz. Şeyh Said'in torununu da vermişiz. Bizim okuyucumuza Şeyh Said'in torununun AK Parti'de yönetim noktasına geldiğini gizlememişiz. Veyahut da Ermeni cemaatinden birisinin AK Parti yönetimine girdiğini gizlememiş. Hepsini birden vermişiz. Bu açıdan da gazetecilik açısından da izleyicilerimiz Akit'i de Cumhuriyet'i de buyursunlar. Hangisini daha doğru hareket ettiği noktasında kanaate varırlarsa ona göre desteklerini sunsunlar. Şimdi aşağıda Zekeriya gönderdi. Ben görmedim. Şu başlığı. Benim görmem lazım da o. Evet. Milli bile diyemeyen Cumhuriyet akıl veriyor. Diyor ki Atatürk'ü niye anmadınız? Siz diyorsunuz ki Gazi ile başladı zaten diyorsunuz. Yok yetmez. Beş cümleden birinde zikretmeliydi diyor. Şimdi milli diyemeyen ulusal ve milli. Millet ittifakı diyorlar ama başlığa gelince milli diyemiyorlar. Dilleri varmıyor. Ulusal diyorlar. Vatandaş diyemiyorlar. Yurttaş diyorlar. Vatanı paylaştıkları vatan diyemiyorlar. Vatan kavramının altına imza atamıyorlar. Burada oturmuş ulusal... kelimelerimizi, kavramlarımızı bile değiştirmeye yani. Çalışıyorlar. Ama işte ne kadar başarılı olabilirler görüyoruz seçimlerden. Kim tek başına çıkıyor, kimler de %25 oylarla ondan sonra Saadet Partisi'nin kuyruğuna takıp o da gelsin de ancak o zaman biz Tayyip Erdoğan'ı deviririz diyerekten Saadet Partisi ile ittifak yapmaya çalışıyorlar. Deva Partisi ile yapıyorlar. Gelecekle yapmak hazırlığı içerisine giriyorlar. İyi Parti ile yapmaya çalışıyorlar ittifaklarını ama o partilerin de şöyle bir dönüp bakmaları lazım. Şu adamların gazetelerine bakmaları lazım. Ulusal takım, milli takım diyemeyip de ulusal takım diyen adamların peşinden mi gideceğiz biz diye kendilerine bir çeki düzen vermeleri gerekir. Sözcü de dışı da içi de lebalep diyor. Yani ama 30 bin hakikaten dün 29 bin küsür korona vakası vardı. İçeriye alınanların test yapıldığı söyleniyor ama yani Covid testi yapıldığı söyleniyor ama kalabalık değil mi? Yani benim bakış açıma göre ben bir kongreyi, bir partinin kongresini tabulaştırmak istemem. İlla oranın çok büyük kalabalıklar eşliğinde yapılmış olması bir partili için belki çok önemli olabilir. Oradaki coşkuyu yaşama açısından partili isimler, partiye üye olanlar, partinin yöneticileri bunu önemseyebilirler. Ama ben dışarıdan baktığım zaman yani ne olacak AK Parti'nin 7. büyük kongresine 30 bin kişi katılmış olsa ne olur? 100 bin kişi katılsa ne olur? Sonuçta o ruhu, o coşkuyu evinden bile insanlar göstermiş olsa İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin insanlara verdiği gönül rahatlığı
veyahut da işte Saadet Partili arkadaşlarımızın bak İstanbul Sözleşmesi'ni sizin AK Partililer kabul etmiş. CHP değil bak bak dedikleri zaman ya CHP ölümüne bu işe destek verdi. AK Partililer de tuzağa düştü dediğimiz zaman inandıramadığımız bizim Saadet Partili kardeşlerimiz eğer bugün Tayyip Erdoğan imzasıyla o İstanbul Sözleşmesi'nden geri dönüldüğünü gördüyseler bunun bize yaşattığı gönül rahatlığından daha önemli bir şey yok. Kongreye 5 milyon kişi aynı anda büyük bir miting alanına dolmuş olsa ne olur? Sağlık sebebiyle ya yapmayalım deniliyor. Yapılmasa o kalabalık oluşturulmasa ama daha ben, iyi. Ben şunu samimi bulmuyorum. Bakın ben, tabii samimi ben tepkiyi, eyvallah. Tepkiyi samimi bulabilirim kendi içimizdeki tepkiyi. Evet ama şunu samimi bulmuyorum. Bakın İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı gün haydi sokaklara dediler. Taksim'de binlerce kişi yürüdü. Yani. Daha dün Anıtkabir'e yürüyüşümüze nasıl engel oluyorsunuz siz dediler. Mersin'de Atatürk koşusu nasıl yapılamaz dediler. Binlerce kişi maskesiz hep bir arada koştu. Bu ülkede camide 5 vakit namaz kılınmaz hale geldi. Cuma namazlarına gidilemez hale geldi. O günlerde kalktılar kendileri. Anıtkabir'e biz kimse engelleyemez. 19 Mayıs'ta Anıtkabir'deyiz vesaire diye söylemler geliştirdiler. Akit'in bir pankartı vardı hiç unutmuyorum. Var mısınız zinacıya İslam'ın kurallarını uygulayalım diye. Akit'in önüne protestoya gelmişlerdi bir vesileyle. O pankarta bakanlar çok iyi hatırlıyorum. Nasıl ya? Zinacıya İslam ne diyor ki? Kendi aralarında fısıldaşıyor. Biri de diyor ki taşlanarak öldürülecekmiş. Ha yok yok o zaman olmasın. Hani madem öyle Akit de diyor ki. Öyle bir bakış açıları var. Yapalım diyor. Evet. Şimdi burada da dönüp baktığımızda var mısınız? Şu manzarayı her yerden silelim. Ne kongreler olsun, ne sizin o yürüyüşleriniz olsun, ne Boğaz içindeki sırt dönme eylemleri olsun. Bütün eylemleri durduralım, bütün toplanmaları durduralım. Evet korona tehdidi var, yok diyecekler. Sizinkileri durduralım, bizimkiler tam gaz devam etsin. Evet, kongrenin tabii dışı da içi de lebalep dediğiniz zaman o zaman siz bütün söylemlerinizle ters düşmüş oluyorsunuz. Hani AK Parti'den akın akın insanlar gidiyordu. Hani AK Parti %25'e inmişti. %25 ancak ya alacaktı ya alamayacaktı. Onun için işte büyük ittifaklar peşinde koşuyordu AK Parti. Hani MHP de yetmeyecekti. MHP ile birlikte oyu %30 ya olur ya olmazdı. Dolayısıyla AK Parti artık bitmişti, tükenmişti. Peki şimdi nasıl oluyor da lebalep dolu oluyor? Bu da kendilerinin İstanbul, çelişkisi. Her sabah, her akşam, her öğleden sonra lebalep metrobüsler, lebalep otobüsler, lebalep metrolarla yıkılıyor. Ve Ekrem İmamoğlu'nun basiretsizliği yüzünden. Şurada, şu gazetede bir satır görmedim ben. Samimi ise şunu çekiyorsa, bakın biz buna da diyoruz. Evet bakın siz ne dediniz? Bu bir yılda, iki yılda bir kongre. Ama şunu da ama öbürüsü her gün sabah. AK Parti'nin kendini kanıtlamaya da ihtiyacı yok dediniz. Yani hani 30 kişiyle de olsa ne olur? 30 milyon kişi gitse de ne olur? Ama şimdi dönüp baktığımızda samimiyseniz şeyi de eleştirin. Deyin ki her sabah bu metrobüslerin, bu metronun durumu ne? İnsanlar tıklım tıklım bitişik gidiyor. Değil bir doktor arkadaşımız söylüyordu. Vallahi değil 2 maske 5 maske taksanız da bu otobüsün içinde 20 dakika gidiyorsanız bir koronalı varsa indiğinde 6 koronalı olacak. Evet, kongre 2 senede bir yapılıyor ama o sabah akşam insanlarımız İstanbul'daki 16 milyonun çalışan kesim olarak 2 milyonu, 3 milyonu, 4 milyonu eğer otobüslerle seyahat ediyorlarsa, metrolarla seyahat ediyorlarsa bunların hepsi koronaya açık davetiye çıkarılmış vaziyette. Dolayısıyla eğer gerçekten lebalep kongre yapılmasını istemiyorlarsa, samimi iseler bunlar, İstanbul'daki o metroların içerisindeki o lebalep görüntülere de bir eleştiri getirmesi lazım. Sözcü ise getirmesi lazım. Cumhuriyet Gazetesi ise o da eleştiri getirmesi lazım. Ama onlara eleştiri getirmeyenler bir seferliğine ve mümkün olduğu nispetle kendi içinde de işte nedir?
testini yapıyor. Testi yapıyor ama ben de şöyle düşünüyorum. Ya testi yaptınız, söylenilen şey şu, iki günden önce test pozitif zaten çıkmaz deniliyor. O gün yakalandıysa ve dolayısıyla bulaşıcılığı da o gün itibariyle başladıysa kişinin, şimdi testi negatif çıktı diyerekten de siz onu kongreye aldığınız zaman, toplu insanların bulunduğu yere aldığınız zaman yaymış oluyorsunuz. Ama bugünlerdeki 29 bin vaka, dün itibariyle 30 bine yakın vaka açıklandı. O vakaları kongreye bağlayanlar var. Kardeşim daha dur bakalım, kongre daha yeni oldu. Siz o günün akşamını, yani sonuçta buradaki çelişkilerini de bizim de hatırlatmamız gerekir. Evet, şimdi kararın manşeti 450 milyon doları kim aldı? Gözlerim bir taraftan da kararı arıyor. Nereye? 450 milyon dolar neredeymiş ki? Hani 128 milyar dolar varlaşmış, ufmuş. O düştü. Gitmişti. FETÖ'nün şeyi. Bir şey kalmamıştı kasada, sıfırdı. Eksiydi hatta. Eksiye geçmişti. Eksi 25 milyar dolardı rezervlerimiz. Şimdi nereden bulduysalar 450 milyon doların hesabını soruyor karardaki sakallı arkadaşlarımız. Bakın, onu da şöyle söylüyor. Uzun süredir hükümette 130 milyar doların akıbeti. Yahu be reziller. 3 gün önce dediniz ki 128 milyar dolar. Şimdi de kaldırdınız, dediniz ki biz bunun üzerine 2 milyar dolar daha ekleyelim, 130 olsun. 130 milyar doların akıbetini soran muhalefet bu kez de MEP'teki başkan değişiminden önce gerçekleştiği belirtilen 450 milyon dolarlık satışı gündeme getirdi. Yani merkez, o eksiye gittikleri dedikleri Merkez Bankası 450 milyon dolar satmış, onu gündeme getirdi diyor. Dünkü bir manşeti var. Onu da söyleyin Ali Bey. Gelsin ekrana arkadaşlar, verin onu. Dün de diyorlardı ki piyasaya, dün doların direncini kırabilmek için, önceki gün daha doğrusu, çünkü dün çıkıyorsa önceki günün olayı. Önceki gün fellik fellik bu kafaların dolar toplamaya çalıştığı piyasaya Vatandaş isimli biri 6 milyar dolar vermiş. 6 milyar dolar piyasaya. Evet, neresinden bakarsanız bakın, yani bir gerçeğin sağından solundan bakıp, yani adeta devenin işte boynuna bakıp, boyuna bakıp, hörgücüne bakıp tanımlama gibi, bunların yaptıkları da buna benziyor. Bir gün geliyorlar 130 diyorlar. Bugün işte arkadaşlar verdiler sizin bahsettiğiniz 6 milyar doları vatandaş satmış. Ha bakın, dünkü kim bu vatandaş diye. Onun hemen ilk giriş cümlesine bakın. 128 milyar. Orada da 128 milyar dolar. 2 günde kararcılar 2 milyar dolar üzerine eklediler. Bugün 130 milyar dolar oldu o 128 milyar dolar. Böyle ayak üzerinde 30 tane yalan söyleyerek diyecekler ki bazı izleyiciler, ya 128, 130 ama 128 de var herhalde diye bize soracaklar. Ha, külliyen yalan. 128'i 130 yapan bir çırpıda 130 yapan sıfırı 128 diye yazar. Bunların böyledir. Gazetecilik anlayışları budur. Gazetecilik etikleri budur. Göstersinler bize. Bakın, Merkez Bankası'nın sitesine girdiğiniz zaman tek tek bütün işlemler orada açık açık ilan ediliyor. Girsinler baksınlar, ya zaten bu rakamları çarpıtarak, böyle oynayarak verdikleri rakamları da zaten kenarından köşesinden oradan bakıp şurada ne olmuş burada ne olmuş diye alıp geliyorlar. Oradaki rakamlara baksınlar, 95 milyar dolara kadar geçen hafta çıkmıştı Merkez Bankası'nın rezervi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında 92 milyar dolara kadar indi. Yaptıkları şey ne? Bakıyorsun bir dönem Merkez Bankası diyor ki ben dolar üzerinden rezervlerimi ağırlıkla tutacağım diyor. Bakıyorsunuz 40 milyar 50 milyar doları rezervin dolar, 15-20 milyar doları altın, bilmem şu kadar başka kaynaklar. Sonra Merkez Bankası diyor ki ben dolar üzerinden oynamayayım diyor, altına oynayayım diyor. 15 milyar dolarlık altın rezervini 40'a çıkartıyor. Şu an 40 civarında altın rezervimiz var. Yani bunların iddia ettikleri bir sene öncesine göre altın rezervlerimiz 3 misli olmuş. Ben de şimdi şunu söylersem doğru mu? Bir gazetecilik yapmış olurum. Altın rezervlerimiz bir sene içerisinde 3 misli arttı. Hayda. Kardeşim iyi güzel de dolardan altına çevirmişsin. Ha dolar ha altın. Ne değişir yani? Sonuçta benim böyle bir bakış açım da aslında gerçekleri çarpıtmak olur. Tribünlere oynamak olur. Bir partinin militanlığını yapmak olur.
Böyle değil tablo. Tablo ne? Tablo 120 milyar dolar civarındaki Merkez Bankası rezervleri, ki bu rezervleri de AK Parti 30 milyar dolar olarak almıştır, devir almıştır. Kendi iktidarı döneminde 120 milyar dolara kadar çıkartmıştır. Bugün itibariyle o rezervler 95-93 milyar dolar civarındadır altınıyla, dolarıyla. Satıldığı söylenilen o 25 milyar dolarlık rezerv de iç piyasada veya TL olarak zaten piyasaya çıkmıştır. Uçan, muçan, buharlaşan falan bir şey yoktur. Ha bir de şunu söyleyen de yok. Ben Merkez Bankası'nın mevzuatına baktım. Tam cümle hatırımda değil ama şunu söylüyor. Diyor ki Merkez Bankası'nın görevlerinden biri ve en önemli görevi Türk lirasını değerli kılabilmek. Türk lirasının erimesine engel olabilmek. Engel olmak için de piyasaya müdahale etmek. Müdahale nasıl ediyor diye baktım. Bir, piyasayı düzenliyormuş. İki, piyasanın ihtiyacı olan dövizi, ihtiyacı olan yani TL karşısında ihtiyacı olan dövizi piyasaya sunarak rahatlatmakmış. Zaten o AK Parti'nin 130 milyara çıkarttığı bu şey değil ki, ne derler, pul koleksiyonu değil ki, bir tane daha ekledim buraya. O 130 milyar doların anlamı da buymuş. Dışarıdan gelebilecek bir tehdide, ekonomik tehdide karşı TL'yi sıfırlamamak adına, değer kaybetmesine engel olmak adına piyasayı rahatlatma denen tabir, piyasaya işte mesaj verip selamünaleyküm nasılsınız arkadaşlar demek değil. Döviz ne talebiniz var banka olarak sizin? Bulamıyor musunuz dolar? Alın. Merkez Bankası bugün 4 milyarlık dolar ihalesi açtı. Piyasaya 4 milyar dolar saldı. O ateşi dindirmekmiş. Evet. Bunu da sağlıklı düşünen hiçbir adam şu gazetede söylemiyor. Ben şahsen şimdi olaylar sıcak sıcak yürürken belki biz de izah edemeyiz. Belki vatandaş da tam olarak Merkez Bankası diye bir şeyin ne olduğunu, nasıl çalıştığını bilemeyebilir. Ben patates soğan örneği vereceğim. Bu ülkede 2 sene önce patates soğan 7 liraya çıktığı zaman bu gazeteler dediler ki artık eskiden soğanla ekmek yerdi bu millet. Bu millet artık soğanla ekmek yiyemez duruma düştü. Çünkü soğanın kilosu 7 lira oldu kardeşim. Çünkü gübreye zam yaptı bu ülke devlet. Çünkü mazotun fiyatı şuna çıktı dediler. Maliyetler bu. Şimdi eğer soğan 1 lira 1,5 liraysa bu ayak oyunlarıyla birileri 6 liraya 7 liraya soğanın fiyatını çıkartıp ondan sonra da bu gazetelerin riyakarca yayınlarıyla onu normal fiyat gibi nasıl gösterdiyseler bugün de bir benzeri ayak oyunuyla sergileniyor. Ben şuna bakarım. Merkez Bankası geçen hafta açıklama yaptı. 33 milyar kârdayız dedi. Alsınlar kapak yapsınlar kendilerine bir tanesi. Bakın bir tanesi. Cumhuriyet yazarlarından başlayın. Karar Gazetesi yazarlarına göre kadar. O büyük büyük ekonomi uzmanlarına kadar. Merkez Bankası böyle bir kötü dönemde, onların çizdikleri kötü tabloda nasıl oluyor da 33 milyar kar ediyor? Bir izah etsinler de biz de anlayalım. Diyelim ki ya Merkez Bankası'nda gerçekten buharlaşan 300 lira, 500 lira, 5000 lira var mı acaba diye bir kafamızda bir şüphe oluşsun. Ama bunu izah etmeyip bize orası lazım değil diyorlarsa hep tersinden olayları çarpıtarak bizim önümüze koyuyorlarsa hadi bakalım anca gidersiniz deriz. Patates, soğan nasıl ki 7 liradan 1,5 liraya indiyse biz o Merkez Bankası'nın rezervinin de 128, 130, 140 olduğu günleri göreceğiz. Size de kapak yapacağız deriz. Evet, şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin 5. sayfası. Haber iç sayfada diyoruz ya, haber iç sayfada. Taraftan da zaman kazanıyorum arkadaşlar versin diye. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş iç sayfada şu kadar konuşmuş. Demiş ki o göründüğü kadar büyük değil. Yani şu an sizin gördüğünüz kadar bu şey gibi Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'de kazıklandığı tablo gibi öyle devasa gösterdiler ya önce, öyle değil. Aslında şu kadar A4 kağıdı kadar tablo, bu haber de iç sayfanın ortasına gömülmüş. Şu kadar küçücük bir haber. Yani öyle büyükçe vermemişler. Bu soruyu büyükçe soramamışlar Mansur Başkan'a. Demiş ki görevden aldırmak için tuzak kurdu demiş. Mansur Başkan'ı aklamaya çalışmışlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kimden dolayı? Sinan Aygün kendisini görevden aldırmak için bir tuzak kurmuş. Tamam, güzel. Açıklamasını yan tarafta vermişler.
tuzağın nasıl kurulduğunu, niye kurulduğunu izah etmemiş ama demiş ki beni görevden aldırmak istediler demiş. Bir sürü kişi de zaten buna teşne demiş. Görevden aldırmak için uğraştılar demiş. Peki bir soru sormuşlar. Demişler ki gazetecilerin Sinan Aygün kimle irtibat kurdu? Yani hani Sinan Aygün diyor ya, o hadisede siz birazdan daha detaylı anlatacaksınız. Ne vereceksin abi bize dediler. Aslında örtülü olarak şunu sormuş Cumhuriyet'in o gazetecilerin kısmında. Demiş ki ne vereceksin abi bize diyen kim? Mansur Başkan da çıkıp yok kardeşim böyle bir rezillik, asla böyle bir şey olmadı demek yerine şunu demiş. Bunu yanıtsız bırakan Yavaş, izin verin bunu zamanında açıklayayım. O zaman ne zamanmış? Versin beni mahkemeye, böyle bir niyetim yoktu diye. Ben de ispat edebilirsem ederim, edemezsem tazminat veririm. Yani evet. O kadar basit. Bu kadar hani ne olacak ki? Ya, millette enayi, halkta enayi, Ankaralılar da enayi. Sinan Aygün CHP'li, Mansur Yavaş CHP'li. Şunu da hatırlatayım, öyle devam edin Ali Bey. Sonra da bunu kabul ettiler örtülü olarak. O gazetecilerin sormadığı bir soru daha var. Biz okul yapacaktık dediler. Yani bunun için istedik. Aslında rüşvet yok dediler. Bakın onu da söylemiyorlar. Evet. Yani sonuçta Sinan Aygün kim diye baktığımız zaman Ergenekon davasından tutuklanan, o tarihten itibaren Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetlerine yerleşen, sol çevreler tarafından aslında kendisi daha çok böyle Adalet Partisi çizgisinden bir isim gibi görünse de Sinan Aygün, daha çok CHP'ye yanaşan bir isim olarak gördüğümüz Sinan Aygün, Ergenekon davasından tutuklandığı zaman solcular bir anlamda idolü noktasına gelmişti. Geldik. CHP'den milletvekili yapılarak cezaevinden de bir anlamda cezadan kurtarmak istenirdi. Ondan sonra o diktiği kuleler sebebiyle, ki tamam AK Partili bir belediye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlanmış. Fakat başlanıldığının sonrasında 10 katsa, 12 katsa, 20 kata, 25 kata, 30 kata çıkartılmış vesaire değişiklikler yapılmış. Bu çerçevede Mansur Yavaş'ın tam da belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu dönemden sonra işler bitirilmiş. Bitirilme noktasına hızlı bir şekilde getirilmiş ve sonrasında da tam da 2019'un Aralık ayında, bakın ne kadar olmuş, neredeyse 1,5 seneye yakın bir süre geçmiş. 1,5 sene sonrasında dahi olayın peşinden medya olarak biz gidemiyoruz. AK Parti bile gidemiyor. AK Parti güya iktidarda, AK Parti'nin atadığı savcılar diyoruz vesaire vesaire diye eleştiriler getiriliyor. Saray savcıları deniliyor ama maalesef o sembolleşmiş ifade ne vereceğin abi? CHP'li bir eski milletvekili, CHP'li bir belediye başkanının yolladığı isimlere karşılıklı konuşuyorlar. Bu kule ne olacak? Bu gökdelen hakkında verilen karar ne olacak tartışması yaşanırken, o sırada biz bunu legalleştirebiliriz diye Mansur Yavaş'ın adamları söylüyor. Ama ne vereceksin abi diyorlar CHP'li milletvekiline. O bu medyaya yansıdığı halde bunun arka planı ortaya çıkarılamıyor. Sorumlusu ortaya çıkarılamıyor. O da bavulda mı vereyim diyor. Yani, nasıl vereceğim? Ne, daha neler neler. Kameralar var diyor. Gör, hani çekiyorlardır diyor. Şimdi olayı getirdiler. Efendim bir tazminat davası açsın CHP'li Sinan Orada Aygün. Orada söyleyeceğim. Orada söylerim diyor. Orada söylemesi için ne zorunluluk var? Yani dava açılmasına ne gerek var? Sinan Aygün'le Mansur Yavaş arasında özel bir tazminat davasında mı biz öğreneceğiz? Türkiyeliler olarak veya Ankaralılar, böyle bir tazminat davası açılmazsa yani öğrenilemeyecek. Ne vereceksin abi? Güme gidecek. 25 yıl boyunca Ankara'yı, İstanbul'u yöneten milli görüşçü belediye başkanlarının bir tanesine bile yapılmayan bir suçlama, bir itham adamın bir senelik belediye başkanlığı ama döneminde bakın, yapılmış. Olmayan olaydan İstanbul'da neleri çıkarıyorlar? Kimlere nasıl operasyonlar düzenliyorlar? Var olan olaylar ne vereceksin abi de? Adam lütfediyor diyor ki ben bunu mahkemede söylerim. Versin beni mahkemeye orada söyleyeyim diyor. Hala bir şey yok. Kim kimi nereye vermiş? Nasıl şikayet etmiş? Soruşturma hangi aşamada? Bu milletin bilmeye hakkı yok mu Ankara'da dönen dolapla alakalı?
Yok. Şeffaflık da hani. Ama işte bunlardaki riyakarlık hep birçok konuda karşımıza çıkıyor ama biz yeterince belki kamuoyunda gündem yapamıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde gene var. Muammer Aksoy'un evi yıkım tehdidi altında diyorlar. Bakın Türkiye bir deprem kuşağında hızlı bir şekilde depreme dayanıklı olmayan yerlerin yıkılıp yerlerine yeni inşaatların depreme dayanıklı olarak yapılması gerekir. AK Parti iktidarı da geç kalıyor diye ter ter tepinenler şimdi bir kentsel dönüşüm çerçevesinde uygulaması yani bir ada bazında diyelim ki 10, 20, 30 binanın toplu vaziyette yıkılıp yerlerine daha güvenli binaların yapılması şeklinde bir karar alınmış Ankara'da. Ama o mahallenin içerisinde Muammer Aksoy isimli irtica bunların tepesine vurmak gerekir diyen bir anayasa profesörünün evi de varmış. Hayda. Şimdi o depreme dayanıklı evlerin yapılması için kafamıza vuranlar, AK Parti'yi gerekli şekilde çalışmaları yapmamakla itham edenler, Ankara'daki Mimarlar Odası Başkanı'dır. Defalarca bize davalar açmıştı. Tezcan Karakuş Candan diye bir hanımefendi şimdi çıkmış piyasaya. Diyor ki, ya diyor Muammer Aksoy'un evi yıkılır mı ya? Ya kentsel dönüşüm ya. Nedir o? Tabu mudur? İbadethane midir? Mabet midir? Nedir ya? Söyleyin de biz de anlayalım. Burayı yıkamazsınız diyor. Burayı yıktığınız zaman yani onu söylememiş de yarın öbürsü gün onu da görürseniz hiç şaşırmayın. Laikliğin mabedi yıkılmış olur. Aman biz dokundurtmayız buraya diyerekten. Deprem yıkacak. Yani. Yani deprem gelirse deprem yıkacak. Bu mu bilimsellik? Ne kadar samimi olduklarını, söylemlerinde ne kadar samimiyetsizce hareketler ettiklerini de bu değişik örneklerde çok net olarak söylüyorlar. O Mimarlar Odası başkanları düne kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti'deyken şu da yanlış, bu da yanlış, o da yanlış diye karşımıza çıkanlar şimdi CHP'li belediyeler o İstanbul'u, Ankara'yı yönetince bu sefer ortalıktan toz bakın, oldular. Şey daha yeni öğrendik geçenlerde. Şu yatay bahçeler vardı ya otobanların hemen kenarında hem sesi yutsun diye hem de çevre o beton duvar görünmesin diye sarmaşık benzeri bitkiler oraya yerleştiriliyor ve bir sulama sistemiyle sulanıyordu. Ankara Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla da onlar hep sökülmeye başlandı. Yerine duvar boyaması, grafiti falan filan yapmaya başladılar. Kaldırım taşlarını kaldırıp AK Partili belediyeler de bazen yapıyorlar. Kaldırım taşlarını kaldırıp yerine başka kaldırım taşları veya asfalta döndürüp bir sene sonra tekrar kaldırım taşlarına döndürme gibi. Bu da bir benzeri. Bu savundukları taksiyle, bu 1,5 senelik dönemde yapılanlar. Memleketi yıkmaya kalkan adamlar, memleketi yakmaya kalkan adamlar o duvarlarda binlerce kimyasal boyalarla binlerce bitkiyi söktüler. Yüz binlerce lirayı da tahrip etmiş oldular. Çünkü yüz binlerce lira para aktarılmıştı oraya. Mimarlar Odası ne demiş biliyor musunuz? Çevreden başlamış, çevre duyarlılığından başlamış. En altta iki cümleye kadar 1,5-2 A4 konuştuktan sonra İstanbul Mimarlar Odası altında demiş ki bunlar çok su harcıyor, kaldırılması lazım. Ya görüyor musunuz? Kendi işlerine geldiği şekilde çarpıtmanın mimarıdır onlar. Mimarlar Odası biz bekleriz ki inşaat yapsınlar ama böyle laf kalabalıklığıyla işlerine geldiği zaman PKK'yı savunurlar. İşlerine geldiği zaman da işte Şeyh Said'in torunu da olsa o kişinin bir Kürt çocuğunun siyaset yapma hakkı yoktur diyebilirler. Evet. Şimdi sabahın 15. sayfasını verelim. Enver Aysever. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun belirlediği, davet ettiği kişileri okuma yazma öğretmek için okur yazarlık kursu diyordu kendisi. Başında şey ifadeyle de gazetecilik okur yazarlık kursu ama okuma yazma öğretmek için deniyordu. Okuma yazma öğretmek için 230 küsür bin liralık bir ihale açılıyordu. Bu ihalede de 90 binini sadece ben alacağım canım. Kalan kısmını artık bilmem kim alıyor falan beni ilgilendirmez diyordu. Tırnak içerisinde AKP'li belediyelere de şeyimiz aynı, tarifemiz aynı diye de pişkin pişkin bu ifadeyi ekliyordu. Enver Aysever Mudanya Belediyesi'nden, CHP'li Bursa Mudanya Belediyesi'nde de kültür danışmanlığı adı altında bir çalışma yapmış geçen sene. Onların da 70 bin lirasını sövüşlemiş.
Evet, hala bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıları var. Böyle bir rezalet, böyle bir kendi ismi üzerinden yaşanan ihale fesadı mı dersiniz? Ne derseniz deyin. Çünkü sonuç itibariyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da gelen eleştirilere dayanamayıp ben bu ihaleyi iptal ettim demişti İzmir için. Şimdi benzer örnekler çıkıyor. Bu benzer örneklere rağmen Cumhuriyet Gazetesi hala bu adama sahip çıkıp bu adamın yazılarını köşesinde yayınlatabiliyor. İptal etmişti ama iptal ederken de şunu söylemişti. Aslında bu doğru bir şey. Yani bunda bir sıkıntı yok demişti. Siz Finlandiya'da eğitime ne para harcanıyor biliyor musunuz diyerek de hani bunun olması gerektiğini savunmuştu. Ama sonuç itibariyle de yanlış olduğunu da tespit etmiş oluyor. Belki kendi bakış açısına göre ideal noktada bu eğitimin verilmesi gerekir diyor. Ben Cumhuriyet kafası açısından olaya bakıyorum. Cumhuriyet Gazetesi bu adama yazılar yazdırıyorsa okurlarına bir nebze katkıda bulunsun. Bakın 80 bin lira, 90 bin lira alarak verdiği eğitimi Enver Aysever çıksın, Cumhuriyet okurlarına yapsın ki onlara deneyimlerini, tecrübelerini aktarsın da biz de öğrenelim. Nedir orada 80 bin lira, 90 bin liralık aldığı ücretin karşılığında öğrettiği şey nedir? Cumhuriyet okurlarına çıkıyor, laiklikti, şuydu, buydu, Atatürk'tü vesaire diyor. Ama gidiyorsunuz işte orada okur yazarlık adı altında şunu öğretiyoruz, bunu öğretiyoruz diye 80 bin lirayı, 90 bin lirayı cebe atıyorlar. Bir başka benzer isim göstersinler. Bu cenahtan bir isim göstersinler. 90 bin lira bir tekil kişi 10 saat eğitim verdiği şuradaki İSMEK kursunda veyahut da eski dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı şu kursta bir gazeteci gitti, bir imam efendi gitti, bir öğretim üyesi gitti. 8 saatte 80 bin lira aldı diye bir tane örnek göstersinler. Biz de diyelim ki ya Türkiye'nin şartları buymuş. Herkes yapıyormuş. Enver Aysever de yapmış. Kendilerinin yaptıkları işleri bakın israfı vesaire vesaire vesaire, ihale fesadı vesaire en kralını CHP'liler yapıyor. Ama gene su üstüne çıkıyorlar rahat rahat. Evet, şimdi dün kararda bir haber vardı. Biz dün program olmadığı için şey yapamadık. Bugün de Yeni Çağ'da var. Aslında bize mesaj değil de herhalde Ekrem Bey'e mesaj olarak verilmiş. Dünkü kararda diyor ki tarih mirası portre verelim. Dünkü kararın sürmanşet sol köşe logonun hemen üst tarafındaydı. Evet, diyor ki tarih mirası portre İngiltere'de müzayedeye çıkıyor. 31 Mart'ın gözdesi 43 yaşındaki Kanuni müzayede evi Sotheby's İslam dünyası ve Hindistan sanatları koleksiyonunu 31 Mart'ta çıkarttırmaya çıkaracak. 183 parça eser arasında 16. yüzyıl tarihli Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi öne çıkıyor. Bakır levha üzerine çizilen portrede Kanuni'nin Preveze Deniz Savaşı'ndaki Papa ve müttefiklerini mağlup ettiği 43 yaşında resmedildiği tahmin ediliyor. Evet. Yine birisi bunu çizmiş, kim yapmiş bilmiyoruz. Şu kadarlık Bellini. Tablo. Bellini'nin atölyesinden çıktığı tahmin edilen. Çırağının çırağı olduğu daha sonra belki düşünülüyor. Şöyle bir şey, böyle bir levha şu kadar. Yani öyle hani bu kadar değil az önceki Cumhuriyet haberinde gösterilen gibi. Bir de şeyi verin arkadaşlar, şu Yeni Çağ'ın başlığını verelim. Dünkü karardaki gümbürtüye gitmiş olacak ki, yeteri kadar ses gelmemiş olacak ki ya da bir altyapı çalışması olacak. Bunlar tesadüfen iş yapmazlar çünkü. Altyapı çalışması olacak ki bugün Yeni Çağ'da anlaşılmayan şeyi daha da anlamlandırmışlar. Demişler ki bakanlık Kanuni'nin tablosu için devreye girsin. Bakanlık Kanuni'ni verin Yeni Çağ'daki haberi görsün izleyicilerimiz. Bakanlık Kanuni'nin tablosu için devreye girsin, o tablo satın alınsın. Yani açız açız milletin yarısı aç diyen dedikleri ülkede bu ülkenin parasını İngiltere'de kimin yaptığı bile belli olmayan, kim yaptığı belli olsa da umurumuzda olmayan bir şu kadar bir portreyi satın almak için devreye girilmesini istiyorlar. Yani şimdi ben bunun arkasında FETÖ vardır nasıl demeyeyim. Kanuni'nin efendim Papa'ya ve müttefiklerine karşı başarı kazandığı diye takdim ediliyor. Yani şimdi Kanuni Papa'ya karşı başarı elde etmiş. Bunun da resmini Batılılar çizmişler. Şimdi o Batılılar bize satmaya kalkışıyorlar. O Kanuni yarın başka daha ne resimler çıkacak? Yıldırım Bayezid'ler, efendim Kanuni'ler
Kemaller'den sonra başka isimler, Allah milyon dolarlar gelsin, o resimler kimin çizdiği, ne yaptığı, nasıl yaptığı belli olmayan, acaba o paralar bu sanat eviydi, şuydu buydu, müzayedeyi açan adamlar acaba arka planda FETÖ'cülerle ne kadar işbirliği içinde, onu da ben merak ediyorum. Ali Bey, yani buradan da söyleyelim, muhtemelen İmamoğlu'nu yine görevlendirecekler o tabloyu satın almak için. Para yok, borç yok, şu yok, bu yok diyenler gidecekler. O tabloyu satın almak için uğraşacaklar bu defa. Bunu da tarihi şahsiyetlere karşı vefa borcu olarak gösterecekler. Ama o kanuninin ahlaksızca bu ülkenin televizyonlarında uçkur düşkünü bir adam gibi gösterilmesini de aylarca bu ülke, hem de AK Parti iktidarı döneminde bilmem kaçıncı bölüm diyerekten izlemeye devam ettiler. O filmleri yapanlar, yönetenler oyuncularıyla birlikte Gezi isyanında en ön safta yer aldılar. Dolayısıyla burada bu oyunlara kimsenin aldanmaması gerekir. Bizim Kanuni'ye bir vefa borcumuz varsa, Kanuni'yi uçkur düşkünü gibi gösterenlerin hak ettikleri dersi mahkemelerde vermekle biz o vefa borcumuzu öderiz. Yoksa orada iki tane batılı adamın yaptığı iddia edilen, arka planda FETÖ'cülerin cebine girecek paraları buradaki Türk milletinden toplayıp oraya aktarmanın bir alemi yok. Böyle de vefa borcu falan ödenmez. Kanuni'ye küfredenler, Vahdettin'e küfredenler, bilmem İngilizlere 4 tane karısıyla birlikte İngiliz gemisiyle kaçtı diyerek ahlaksızca bu ülkenin iç savaşa girmemesi için ben makamımı da bırakırım, servetimi de bırakırım diyen insanlara saldıranlar, ertesi günü de kalkıp Vahdettin'in resmiymiş deyip Ekrem İmamoğlu'na 10 milyon dolar, 20 milyon dolar bastırıp bu da bizim tarihi şahsiyetimiz derlerse bu adamların yüzlerine tükürmek gerekir. Evet, son 2 dakikamız. Yeni Çağ'da bir haber daha var. İyi Partililer önlük giyip andımızı okumuşlar. Evet. Ben bakarken biraz... İlkokul dönemine dönmüşler. İlkokul çağındaki önlükleri giyip ne kadar meraklılarmış diyeceğim. Yani önlük, tek tip önlükler, tek tip yakalar. Ha, onu da söyleyelim. AK Parti iktidarında da önlük yok. Evet, AK Parti evet. Yani onu da özlemişler demek ki. Tamam. Yani şu önlükleri özlemişler, o beyaz yakaları özlemişler. Dolayısıyla biz öğrenci andını... Bu da nedir ya? İlla da illa okuyacağız diye İyi Partililer önlük giyip andımızı okudu diye veriyorlar. Hemen bu haberin altında bir haber daha var. Aslında o haberle birlikte değerlendirirsek daha isabet etmiş oluruz. 12 milyon liralık ilaç terör örgütüne gitmiş diyor Yeni Çağ Gazetesi. Yukarıda andımızı okutturuyor. Altında da 12 milyon liralık İlacın terör örgütüne, PKK'ya, şuraya buraya gittiğini haberleştiriyorlar. Peki İyi Parti olarak, Yeni Çağ olarak siz HDP ile, o terör örgütüyle ortak iş kotaran HDP ile siz ittifak yapmıyor musunuz? İşte oralara girmeyin ama. Girmeyin ama işte farkına varmadan böyle haberleri alt alta üst üste. Bir taraftan andımızı okutup biz sahip çıkıyoruz deyip milletin zihnini bulandıracaklar. Diğer taraftan da PKK'ya ilaç götüren adamlarla da işbirliği yapacak. Bir yandan ne mutlu Türk'üm diyene, biz diyeceğiz bunu diye haykırıyorlar. Bir yandan da Türkiye'nin Sivas'ına kadar bölgesini, olduğu gibi Güneydoğu'yu, Doğu Anadolu'nun yarısını bir başka devlete götürmeye çalışanlarla anayasa çalışması yapıyor. Bunda bir şey yok. Bunu iftira olarak söylemiyorum. HDP milletvekili ne var diyor o Papa Pulu haritasında? Orası zaten Kürt coğrafyasıdır. Başka devletti, şuydu buydu. Ne laga luga yapıyorsunuz? Orası zaten onların toprağıdır diyor. Bu adamların bulunduğu HDP ile İyi Parti anayasa çalışması yapıyor. Anayasayı nasıl değiştirelim diye gizli kapaklı çalışmalar yapıyor. Sonra da çıkıyor kamuoyunun önüne, ne mutlu Türk'üm diyene diye öğrencilere her sabah bağırtacağız diyerekten propaganda yapıyor. Burada ne kadar samimiler, izleyiciler kendileri takdir etsinler. Evet, süreyi açtık, bittik ama ben şunu da eklemeden bitirmeyeyim. Güzel bir öneri var. Aydınlığın üst başlığında Cihat Yayıcı Paşa bir güzel bir tespiti var. Diyor ki Brezilya donanmasına ait uçak gemisi, hatırlayın,
Ukrayna'ya ait uçak gemisi Çin'e götürülmüştü Varyak. Buradan Türkiye'ye de bilmem kaç milyon Çinli turist sözüyle bizim boğazdan geçirilmişti. O uçak gemisi şimdi şahane bir uçak gemisine, o hurda uçak gemisine dönüştürüldü ve Çin'in tek uçak gemisi olarak pozisyonda, o pozisyonda hizmet veriyor. Cihat Yaycı Paşa'nın da bir önerisi var. Diyor ki São Paulo uçak gemisi Brezilya donanmasına ait Alaa'ya getirilip sökülecek ve orada jilet yapılacak diyor. Bu uçak gemisini biz alıp değerlendirelim. Üzerine Su-33 konuşlandırılır mı bilmem. Ama biz onu alıp değerlendirelim. Çin gibi bir şey yapalım. Çin'in yaptığı gibi yapalım diyor. Bence güzel bir öneri diye düşünüyorum. Evet. Bizden. Ben de sana katılmış olayım o zaman. Bizden... Vaktimiz doldu dedikten sonra artık bize de bir şey düşmez. Estağfurullah. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Yarın buluşmak ümidiyle inşallah. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim manşetlerin dilini sundu.